2001 yılı bitti. 2002 yılı en kritik yıl. Ankara'yı meclisi nasıl bir gündem bekliyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Murat Sökmenoğlu ve bu yıl kurulan çiçeği burnunda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2001'i konuşacağız. Önümüzdeki yıla bakacağız. Ben hemen her ikinize de bir soru sormak istiyorum. Sizce bir, yılın adamı kim? İki, yılın olayı ne? Murat Bey, evet, sizden yılın başlayalım. Yılın adamı Sayın Cumhurbaşkanı, yılın olayı da anayasa paketi. Peki, Tayyip Bey siz? Şimdi yılın adamı konusunda gerçekten bir düşünme olmadı ama yılın olayı konusunda ben de anayasa paketini kabul ediyorum. Yani siz yılın olayı olarak hiçbiriniz 11 Eylül olayını yılın olayı olarak görmüyorsunuz. Hayır, Türkiye'de tabii değerlendiriyoruz. Dünya olarak 11 Eylül. Anladım. Murat Bey, benim evet, çok doğru. İlgimi çekti. Yani Türkiye'de anayasa paketi, dünyada ise 11 Eylül. Murat Bey, çok ilgimi çekti. Cumhurbaşkanı dediniz. Neden Cumhurbaşkanı? Tabii Sayın Cumhurbaşkanı Temmuz 2000'den sonra Çankaya ile hükümet arasında kanun kuvvetteki kararname ile başlayan bir gerginlik oldu malumunuz. Ve çok kötü bir tesadüftir. 19 Şubat'ta Türkiye'nin krizinin patladığı güne rastlıyor. Tabii ki bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın performansını da eklerseniz Türkiye'de yılın adamı Sayın Cumhurbaşkanı. Ama dünyada yılın adamı derseniz herhalde Ladin. Dünyada yılın adamı Tayyip Erdoğan, sizce de Ladin mi? Şimdi başarıdan mı başarısızlıktan mı, tabii bunu da ayırmak lazım. Yani şimdi isminin en çok bahsi geçmesi noktasında işi ele alırsak tabii ki şu anda isminin üzerinde durulması hususunda yaklaşırsak olaya, evet, Ladin diye geçiyor. Ama olayı, yani başarılı olmak, belli bir ülke, dünyadaki barışa katkıda bulunma, bu noktalarda işi değerlendirecek olursak o zaman tabii ki yaklaşım farklı olur. Peki 11 Eylül dediniz. 11 Eylül çok enteresandı. 11 Eylül olayı bütün dünyayı değiştirdi, etkiledi Tayyip Bey. Partinizin ve sizin tutumunuzu, söyleminizi etkiledi mi olaydan sonraki gelişmeler? Biz ilk gün yaklaşımımız neyse sonuna kadar o yaklaşımımız aynen devam etti. Çünkü 11 Eylül olayını biz bir uluslararası terörizm vakası olarak görmüştük. Ve bu terörizmi de terörizmin dini, imanı olmaz, milleti, ırkı olmaz demiştik. Ve buna karşı da uluslararası bir tavrı belirlemek gerekir demiştik. Ve bir ortak mücadele platformunun olmasının gereğini söylemiştik. Neticede de bu ortak platform oluşturuldu ve neticede kısa zamanda alındı. Sökmenoğlu, ben bu Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin 2001 yılındaki gelişmelere katkısına birazdan geleceğim. Çünkü çok önemli bir noktaya değindiniz. Soru, her ikinize de soru. Koalisyon başarılı mı, başarısız mı? Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili olarak ben ifade edeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başarısıyla Cumhuriyet Hükümeti de başarısına devam ediyor. Tayyip Bey. Sayın Brandt. Şimdi bu konuya iki açıdan ben yaklaşmak istiyorum. Bunun birincisi meclis çalışmaları açısından, iki uygulama açısından. Bir defa şu andaki hükümet kendi içinde uyumlu olabilir. Kendi içinde uyumlu olması demek, başarılı olması demek değildir. Şu andaki hükümet bir defa Cumhuriyet tarihinin bana göre en başarısız hükümetidir. Şimdi meclis, Cumhuriyet tarihinde en çok kanun yapan meclistir. Ama denetim mekanizması da maalesef hiç çalışmayan. Yani kanun yapmada çok başarılı ama denetim itibariyle çok başarısız bir meclis söz konusudur. Çünkü bu hükümet şu anda kanunları çıkarmadaki başarısı sayısaldır. Zira şu andaki sayısı itibariyle yanılmıyorsam 336 milletvekiline sahip. Dolayısıyla böyle bir endişesi söz konusu değil. Evet. Rahatlıkla istediği kanunu çıkarabiliyor. Ve şu ana kadar da yine 342 tane kanun kabul edilmiş, 93 tane de karar, yani kanun hükmünde kararname çıkarılmış. Şimdi bütün bunlarla birlikte tabii bu hükümetin acaba uygulamada ülkemize ne kazandırdığı ortada. Buna baktığımızda maalesef ekonomi çöküşte.
Sosyal kriz ortada. İşte az önce sizler de bugünün haberlerini yayınladınız. Siyaset alanı iyice daraldı ve siyaset adamlarına güven iyice yok olmaya doğru gidiyor. İşte son yapılan kamuoyu araştırmalarıyla da bu ortada. Siyaset yapan insanlara karşı bu güvenin kaybolmasının tek nedeni ülkemizdeki maalesef bu hükümetin aciz, beceriksiz, başarısız olan uygulamalarıdır. Evet. Murat Sökmenoğlu, hemen size dönmek istiyorum. Başarısız gördü. Muhalefettedir. Muhalefet içinde liderlerinden biridir. Onu normal karşılıyorum da. Söylediğiniz bir söz vardı, çok önemli. 2001 kriz yılı oldu ama mecliste çalışıp gereken reformları yapsa bu kriz önlenebilirdi. Hiç değilse hafifletilebilirdi. Bu krizin bu kadar ağır olmasında siz Cumhurbaşkanı'nın rolünü görüyorsunuz anladığım kadarıyla. Hayır, ama müesseseler arasındaki uyumsuzluk ortaya çıktı. Malumunuz efendim, her konuda Çankaya ile hükümet, Çankaya ile hatta 86. maddeyle ilgili de Büyük Millet Meclisi arasında bir sürtüşme oldu. Ben krizin sebebini Sayın Cumhurbaşkanı haşa öyle bir şey hiç söylemedim. Ama neticede efendim, krizin geleceği çarşambadan belliydi. Perşembenin gelişi nasıl çarşambadan belliyse krizin geleceği de belliydi. Niye? Çünkü kanun kuvvetli kararnameyle başlayan zıtlaşma var. Biliyorsunuz biz Haziran ve Temmuz aylarında 2000 yılında inanılmaz bir performans gösterdik. Ama hükümetin bizden aldığı kanun kuvvetli kararnamenin efendim, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından itibar edilmemesi, geri çevrilmesi, hatırlayacaksınız. Benim içerik bakımından tartışılmadı da şekil bakımından tartışıldı. Türkiye bazı zaman kaybetti. Yani gündem değişti. Ekonominin Kasım ayındaki ilk sinyalleri de gözükmedi ve neticede bildiğiniz gibi Çankaya Köşkü'nde anayasa kitapçığının havalarda dolaşmasıyla krizin patlak verdiğini gördük. Ve netice itibariyle de Türkiye bugüne kadar hiç görmediği bir krizle karşı karşıya kaldı. Yani biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu krizin önlenmesi bakımından hükümetin bize getirdiği, siyasi partilerin, grupların getirdiği kanunların hepsini inanılmaz bir performansla çıkardık. Bakın 21. dönem 2042-2030 saat civarında bir mesai yapmış. 20. dönemde 4 yıl mecliste 2000 saat çalışılmış. 19. dönemde 5 yılda 1658 saat çalışılmış. Sayın Erdoğan'ın ifade ettiği gibi 342 tane kanun, dün akşam bir tanesini biraz sonra görüşülmekte olan şeyle bitecek, tütün kanununda 243 kanun çıkarmış oluyoruz. Ama bence önemli olan kanunların çok çıkarılması değil, kanunların uzun ömürlü, 10 senelik, 20 evet. senelik perspektif içinde çıkarılması gerekiyor. Evet. Yani biz bankalar kanunu 4 kere çıkarmışız. Ben onu iptal etmiyorum. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çalışan bir meclise rastlamak mümkün değil. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi, hükümetin önünü açmak için, milletin ızdırabına cevap verebilmek için, kendi mesaisini geceli gündüzlü yaparak kendi vazifesini yapmış. Yani ama Türk milleti hala 1924 anayasasında olduğu gibi meclis hükümetleri var zannediyor. Erklerin ayrılığının farkında olmasına rağmen ifade edemiyor. Yani yasama ayrı, yürütme ayrı, yargı ayrı malumunuz. Ama Türk milleti bugünkü sıkıntısının mesuliyetini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde arıyor. Biz de elimizden geldiği kadar milletin ızdırabını, çektiği sefaleti görerekten, ruhumuzda hissederekten kanunları çıkarıyoruz. Evet. Ben Tayyip Bey'e dönmek istiyorum. 2001 yılı aslında Tayyip Bey sizin için de son derece önemliydi. Parti kurdunuz, lider oldunuz. Örgütlenme bitti mi? Anadolu'da örgütlenme bitti mi? Sayın Brandt, örgütlenmemiz bitti. Ve şu anda 81 vilayette teşkilatımızı kurduk. Ve şimdi de bütün illerimiz ilçelerini süratle kuruyorlar. Beldeler kuruluyor. Bu arada da 23 vilayette bizzat ben teşkilat binalarımızın açılışlarını gidip yaptım. Kaç belediye geçti size? Sonra da kaç belediye geçti? Şu anda kesin rakamı veremeyeceğim ama 150 civarında. Peki Saadet Partisi'ni sildiniz mi? 150 civarında. Saadet Partisi'ni sildiniz mi? Bitti mi? Bizim şu anda Saadet Partisi'ne yönelik herhangi bir hesabımız, düşüncemiz yok. Biz AK Parti olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim için diğer partiler ANAP'ıyla, DYP'lisiyle, MHP'lisiyle, CHP'siyle neyse Saadet Partisi de odur. Peki sizin farkınız ne o zaman? Yani niye size oy vereceğiz? Şu anda
Bunu bizim programımızı tabii şöyle lütfeder de bir inceleme fırsatı bulursanız farklılığımızı göreceksiniz. Ama bizim özellikle tüm siyasi partilerden farklı olan bir yanımız var. Bunu ben açıklamakla şu anda bir fırsat verdiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir defa AK Parti şahıs merkezli bir siyaset izlemeyecek. İlkeler merkezli bir siyaset izleyecek. Evet. İkincisi liderlik anlayışı AK Parti'de farklı olarak gelişecek. Yani liderlik sultasının kaldırıldığı bir parti olarak AK Partisi'ni göreceksiniz uygulamada. Nedir bu? Artık bizde lider anlayışı şöyle. Lider tekelci bir aklın temsilcisi olmayacak. Evet. Lider kolektif bir aklın, ortak bir Anladım. Düşüncenin temsilcisi olacak. Anladım. Bizi temelde diğer siyasi partilerden ayıran bu en olacak. Önemli unsur bu olacak. Murat Bey, bakın ne güzel söylüyor Tayyip Bey. Bunları bütün liderler de söylüyor. Yapabilirler mi? Ne diyorsunuz? Siz bu işin duayenisiniz. Tabii yapmaya çalışacaklardır. Cenab-ı Allah da Türkiye'nin daha ileri gitmesi için kime nasip etmişse onda olacaktır bu iş. Evet, bu bir yarış tabii. Diğer partiler de yapabilecekler mi yoksa onlar kalacak mı aynı şekilde? Liderler kalacak mı 2002-2003'lerde? Onu aziz milletimiz sandıkta bilecek. Türk milleti Anladım. Her şeyi sandıkta düzeltiyor. Sayın Brand. Buyurun. Ben burada tabii şunu açıklamak istiyorum. Diğer liderleri lider olarak uygulamalarını gördük. Ama Tayyip Erdoğan'ın lider olarak henüz uygulamasını görmediniz. İnşallah bundan sonra uygulama fırsatını bulacaksınız. Peki hemen bir örnekle gidelim. Tayyip Erdoğan bugün başbakan olsaydı IMF'le bu anlaşmalar yapılır mıydı? Yoksa IMF tamamen devre dışı mı bırakılırdı? Şimdi burada tabii ben buna iki türlü cevap vereceğim. Bir, IMF'le acaba masaya oturmamıza gerek kalır mıydı? İki, otursaydık böyle bir anlaşma yapar mıydık? Evet. Çok virajlı bir cevap oldu bu. Hayır, şuna inanıyoruz. Biz masaya oturmaya belki de gerek kalmayacaktı. Otursaydık bu anlaşmayı bu şekilde yapmazdık, daha farklı yapardık. Peki Tayyip Bey, siz dediniz ki liderlik sultası kalmayacak bizde dediniz. Şimdi bir Anayasa Mahkemesi'nin kararı var sizin aleyhinizde sonuçlandığı takdirde ne yapacağınız? Siz siyaseti bırakacağınız mı külliyen? Hayır, bu Anayasa Mahkemesi'ndeki Sayın Yargıtay Başsavcısının talebi benim siyasi geleceğimle alakalı bir olay değil. Sadece bir partiye kurucu üye olamayacağımla alakalı. Bunları birbirine karıştırmamamız gerekir. Benim siyaset yapmama mani bir hal yok. Bunu zaten Hasan Celal Güzel Bey ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar ortaya koyuyor. Yani siyaset yapmamıza mani bir şey söz konusu değildir. Ve şu anda da gördüğünüz gibi AK Parti'nin başında siyaset yapmaya devam ediyoruz. Ve bundan sonra da devam edeceğiz. Yani aleyhinize çıksa dahi siyasete devam edeceğiz AK Parti'nin içinde. Ama kurucu üye olmayacağınız. Hayır, şimdi karar çıktıktan sonra bu nasıl gelişir onu o günün şartları içerisinde bütün hukukçu arkadaşlarımız da değerlendiririz. Ama bizim şu andaki değerlendirmemiz bu istikamettedir. Nitekim AK Parti'yi de kurarken bütün hukukçu arkadaşlarımızla görüştüğümüz gibi çeşitli üniversitelerdeki öğretim üyelerinden bu konuda bilgiler aldık. Onların kanaatlerine de başvurduk ve bunun neticesinde zaten evet. Kurucu bir genel başkan olarak bu işe müracaat ettik ve şu ana kadar da bu şekilde geldik. Murat Bey, genel hava genel seçimlerin daha önce 2001 yılında yapılacağı havası vardı. Şimdi 2002'den de vazgeçildi. 2003-2004'e doğru gidiyor. Geriye kaldığı şeklinde. Bu genel havaya siz de katılıyor musunuz? Evet, bu böyledir diyor musunuz? Yoksa hala ihtimal var mı 2002'de falan? Efendim, tabii 11 Eylül'deki konjonktür, dünyadaki konjonktür Türkiye'de yansıdı. Ve malumunuz 11 Eylül'den sonra Türkiye'ye bir yeniden IMF'in kredi imkanı tanındı. Ve biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak gene geceli gündüz çalışacağız. 11 günde 11 yasa çıkaracağız. Bu sefer 15 günde 15 yasa değil. Tütün kanunu bugün görüşüyoruz. Kamu ihale kanunu, borçlanma, kamu ihale sözleşmesi, kamu hizmet tarifesi, finansal yapılanma, endüstri bölgeleri kanunu, evet. Madencilik, sosyal güvenlik reformu, ve neticede yetki ve özelleştirme ile ilgili kanunları çıkarırsak, Sayın Başbakan bunları çıkarmış olarak Amerika'ya gittikten sonra 2002 yılının bir Türk milletine umut yılı olacağı kanaatindeyim ben de. Peki Murat Bey. Ama sadece borç almakta
Sadece borç almakla Türkiye'nin düzelmesi mümkün değil. İstihdama yönelik hareketlerin de bu Amerika seyahatinden sonra olması gerekiyor. Murat Bey, bütün bunları yapacaktı da bu koalisyon. Bütün bu yasaları çıkaracaktı da bu meclis. Niye 2000 yılında yapmadı da şu krizin içine düşürdü hepimizi? Bir müsibet bin tane nasihatten iyidir. Ama çok ağır bir deneme oldu. Tayyip Bey, siz de seçimlerin 2003-2004'de kaldığını tahmin ediyor musunuz? Yani o yana mı gidiyor? Sayın Brandt, ben Sayın Sökmenoğlu'na sorduğunuz soruyu kendime de sorulmuş olarak kabul edebilir miyim? Lütfen, buyurun. Şimdi tabii 12 Eylül 1980'den bu yana biliyorsunuz normal şartlarda bile sürekli olarak seçimler hiçbir zaman 5 yılı bulmadı. Hep 4 yılda yapıldı. Ki tek partili dönemlerde bile bu oldu. Ve başarılı olunan dönemlerde dahi ki 83-87 arası hakikaten Türkiye'de başarılı bir iktidar dönemiydi. O dönemde dahi 4 yılda seçime gidildi. Şu anda ise ortada çok ciddi bir kriz yaşanıyor. Bu kriz aslında siyasi kriz, ekonomik kriz, sosyal kriz. Ancak bütün bu krizlerin altında yatan gerçek bir yönetim krizidir. Yani Türkiye bir yönetim krizini yaşıyor. Kötü yönetiliyor Türkiye. Bu kötü yönetimin sonucunda da biz şu andaki bu çektiğimiz sıkıntıları çekiyoruz. Ben Ramazan boyu gittiğim illerde fakir evlerinde iftarlar yaptım. Ve bu fakir evlerinde Türkiye'nin acı gerçeklerini gördüm. Fazla Anadolu'ya, Doğu Anadolu, Güneydoğu, Karadeniz oralara bile gitmeye gerek yok. Ankara'nın gölbaşısında gecede yemek sofralarında veya yemek masalarında milyarlarca liranın döndüğü o masaların olduğu restoranların, caddelerin bulunduğu yerde arka sokaklara şöyle bir girince orada bir gerçeği gördüm. O da neydi biliyor musunuz? Bakın, özürlü 34, 32, 28 yaşında 3 çocuğu, annesi felç, babası çoban bir aileyi orada beraberce onlarla ne bize iftar olarak getireceksin dedim. Bize bir sütlü diye bir şey getirdi önümüze. Ve onu beraberce paylaştık. Evet. Peki dedim, niye sen buralara geldin? İnanır mısınız? Girdiğim ev adeta bir ahır gibiydi. Ve niye buralara geldin dediğimde Ankara'da çobanlık para ediyordu, onun için geldim dedi. Fakat şimdi çobanlık da yapamıyorum. Peki bu çocukların hali nedir? Kim bakıyor? Şu anda komşular bir şey getirirse ne ala, getirmezse kimsenin ilgilendiği yok durum, dedi. Evet, durum şimdi son burada derece, o Türkiye bakımdan... Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir diyoruz. Sosyal bir hukuk devleti anlayışını biz nerede göreceğiz, nasıl yaşayacağız? Bir diğeri de çok acı bir gerçek. Ben burada bir defa hükümetin kusurlu olduğunu ve bunun bir hizmet sorumluluğu olduğunu hukuken görüyorum. Ve bu hizmet sorumluluğu sebebiyle burada biz de bir dava yoluna gitmemizin gereğine inanıyoruz. Murat Bey katılıyor çünkü mu bu insanlar bizim görüşe? İnsanlarımız. Murat Bey, siz de aynı şeyleri tespit ediyor musunuz? Aynı bulgularla karşılaşıyor musunuz? Şimdi en önemlisi yarın işini aşını kaybetme korkusuyla yaşamaktan Türk milletini kurtarmak efendim. Malumunuz bu krizle başlayan 1 milyon kişi işsiz kaldı. Yarın sabahleyin kim aşını işini kaybedecek korkusuyla birkaç aydır insanlar titreşerek yaşıyorlar. Onun için Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak biz elimizden geleni yapacağız. Hükümete bu imkanı vereceğiz. Zaten ben Sayın Erdoğan'la karşılıklı olduğum için söylemiyorum. Hep kürsüde ifade ederim. Bu meclisin bu kadar performans göstermesi, çalışmasının nedeni muhalefet partilerinin zaman zaman bu hükümetin önünü açmak için uzlaşaraktan, ki onlar olmasaydı anayasa paketleri geçmezdi. Evet. Diğer kanunlarda da makul gördükleri kanunlarda da, yoksa zaten demokrasi olmaz. Veya muhalefet olmasa, ama diğer kanunlarda engellemeden çıkardıklarıdır. Bu meclisin başarısı muhalefet ve iktidar partilerinin uzlaşı kültürüne sahip olmalıdır. Ha, memleketi iyi idare ediyorlar mı derseniz benim boyumu aşar. Çünkü ben meclis başkan vekiliyim. Ama şunu ifade edeyim ki ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni iyi idare ettiğime inanıyorum. Murat Bey, çok teşekkürler. Ben hemen Tayyip Bey'e bir başka soru soracağım. Tayyip Bey, seçim yalnız oldu ben diye. Burada Sayın Brand. Buyurun. Sayın Brand, ben Sökmenoğlu'nun gerçekten bu konudaki objektifliğini hakikaten biz de arkadaşlarımızla zaman zaman değerlendiriyoruz. Yani oturumlardaki o sempatisi ve bu kanunların çıkarılmasındaki gayretleri hakikaten bizim de gönlümüzde farklı bir yere oturuyor zaten. Ve özellikle de bu anayasa paketinin çıkarılmasında
partimizin biliyorsunuz gösterdiği bir ön kabul vardı. Bizim ön şartımız olmayacak dedik. Herhangi bir teklifimiz, talebimiz evet. olmayacak dedik. Ama bu çatı altında bir uzlaşma kültürünün nasıl olabileceğini gösterelim dedik. Evet. Benim buradaki asıl şeyim tabii yönetim kriziyle alakalı. Bakın Manisa'da bir gencimiz açlıktan öldü. Ve son günlerde televizyonlarda dinledik. 9 tane insanımız donarak öldü. Türkiye'de donarak ölen insanlar var artık. Evet. Açlıktan ölen insanlar var. Peki. Bu tabii objektif sorumluluk, bir kusursuz sorumluluk tabii. anlayışını getiriyor. Bunu nasıl sağlayacak bu hükümet? Uygulamalara baktığımız zaman bunu göremiyoruz. Anlıyorum. Ve Tayyip, bunu göremediğimiz halde de maalesef kendimizi tatmin ediyoruz. Bu olmaz. Tayyip Bey, Murat Bey sizleri ben bir dakika bekleteceğim. Sevgili seyirciler en önemli sorulara geliyoruz. 2002'de ne olacak? Sevgili seyirciler Murat Sekmenoğlu ve Tayyip Erdoğan'la beraberiz. 2002-2001 yılının değerlendirmesini yaptık. 2002'ye gidiyoruz. 2002 yılı en kritik yıl. Kıbrıs çözümü var. Arkasından Avrupa Birliği'ne uyum yasalarının tamamlanması ve tam üyelik müzakerelerinin başlaması için bir yarışın içine girdi Türkiye. Ekonomik reformların devamı ve uygulanması var. Son derece kritik bir yıl. Murat Bey bu koalisyon ve bu meclis bu yapısıyla bu büyük yükün altından kalkabilecek mi yoksa zorlanacak mı? Ben her zaman bir şey ifade ediyorum efendim. Bir tane Türkiye Cumhuriyeti var, bir tane Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletten aldığı vekaletiyle efendim bu zor yılı da aşmaya muktedirdir. Biraz evvel söyledim, o uzlaşma kültürünün devam etmesi şartıyla 15 Ocak'a kadar ekonomik paketi çıkaracağız. Sayın Başbakan'ı rahatlatıp elini göndereceğiz. Ama 15 Mart'a kadar da veyahut da Mart sonuna kadar da değiştirdiğimiz anayasa paketinin icap ettiği uyum yasalarını çıkarmak mecburiyetindeyiz. Ve 15 Ocak kritik bir tarih. Çünkü Kıbrıs'ın kaderi orada çizilecek. İki liderin birbirleriyle yakınlaşmasından sonra bakalım ne olacak. Yani Türkiye 2002 yılında esas itibariyle dış politikaya daha çok endekslenecek gibi geliyor bana. Ve macera 2002 yılında macera heveslerine kanmadan Türkiye yaşadığı bu coğrafyada Eşit Atatürk'ün çizdiği yurtta sulh, cihanda sulh politikasının devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Önümüzde bir de saymadınız Irak meselesi var. Evet. Irak'ta evet. da temkinli adımlar atılması gerekiyor. Eğer konjonktür değişmezse bugünkü ortaya attıkları sebepleri evet. Irak'ta bir müdahaleye imkan verecek gibi gözükmüyor. Ama konjonktür her an değişebilir. Onu da Türkiye Büyük Millet Meclisi dış politikayı çok titizlikle işleyecektir. Tayyip Erdoğan. Evet. Sayın Brandt, önce ben 2002'nin bir defa 2001 yılına göre gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse sosyal alanda maalesef iyimser olamıyorum. Temenni etmem 2001 gibi olsun ama şu andaki hükümet yapısıyla iyi gideceğine ihtimal vermiyorum. Burada bir iki örnek vermek isterim aslında. Bakın şu anda 15 Ocak seyahatiyle ilgili çıkarılan yasalar acaba ülkemin ne kadar lehinedir? Milletimizin ne kadar lehinedir? Bunun düşünülmesi lazım. Bakın şu anda yine Sayın Başbakan Amerika'ya giderken meclisi bilgilendirmemiştir. Biz konuyla ilgili değişik bilgileri maalesef medyadan, gerek yazılı gerekse görsel medyadan alıyoruz. Gönül arzu ederdi ki meclis bir bu konuda genel görüşme yapsın ve Sayın evet. Başbakan veya hükümet gelsin bu Amerika seyahatiyle ilgili muhalefeti ve meclisi bilgilendirsin. Veyahut da bir gizli oturumla bu işi evet. gerçekleştirsin. Hükümet böyle bir şeyi yapmış olsaydı Sayın Başbakan inanıyorum ki Amerika'ya çok daha güçlü olarak giderdi. Başlığı, bunu başka da ben şekilde, bir AK Parti lideri tabii, olarak şu anda duyuruyorum. Başka şekilde giderdi. Şeyi ben sormak tabii, istiyorum. Tayyip şimdi, Bey kusura bakmayın. Zamanımız çok daraldı o bakımdan. Eninde sonunda bu 2002'nin üstesinden geleceğiz. Murat Sekmenoğlu'nun da söylediği bu. Siz çok ümit var değilsiniz ama sizin de istediğiniz bu ama noktaya geliyor. Ama şu veya bu şekilde, gerçi şu veya bu şekilde 2002 yılı tabii ki geçecek. Ama biz az hasarla bunun atlatılmasının gereğine inanıyoruz. Bakın Kıbrıs konusu var değil mi önümüzde? Avrupa güvenlik ve evet. savunma politikası önümüzde. Öbür taraftan bir Irak, öbür tarafta bir Avrupa Birliği. Bütün bu konularda bizim el ele vermeye mecbur olduğumuz aşikar. Eğer burada el ele vermezsek, dayanışma evet. içerisinde olmazsak, bir milli duruş sergileyemezsek biz bu konuda rezil oluruz evet. onu söyleyeyim.
Her ikinize de Tayyip Erdoğan, Murat Sökmenoğlu, her ikinize de çok çok teşekkür ederim katıldığınız için programa. Murat Bey, siz yılbaşını nasıl kutlayacaksınız? Yılbaşından evvel ben şunu temenni ediyorum. 2002 yılının sürpriz yılı olmaması için dua edeceğim evvela. Çünkü Türkiye hep sürprizlere gebe. Sayın Erdoğan'ın ifade ettiği gibi milli duruş ve milli şuura ihtiyacı var Türkiye'nin. Ve Sayın Başbakan, tahmin ediyorum ki 2002 yılının başında, daha 15 gün var seyahatlerine, gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arkasına alarak da gideceğini umut ediyorum. Çünkü Sayın Başbakan dış politikada çok deneyimlidir. Evet. Ve bugün Sırat Köprüsü'nden geçtiğimiz bir sırada Sayın Başbakan'ın deneyimlere ihtiyaç vardır. Ve Sayın Başbakan meclisi arkasına alarak da efendim Amerika'ya adım atmasında. Çok 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 teşekkürler. Peki kutlama ne olacak? Nerede kutlayacaksınız? Ne yapacaksınız yılbaşında? Milletimizle beraber kutlayacağız. Nerede? Sokakta mı? Kutlayabilecekse millet. Milletimizle kutlama takatı kalmışsa milletle beraber kutlayacağız. Peki Tayyip Bey, siz nerede kutlayacaksınız? Siz nerede kutlayacaksınız? Sayın Brandt, ben şu anda tabii yalnız rakamların diliyle konuşmuyorum. Şu anda sofraların da diliyle konuşuyorum. Artık kutlanacak bir yılbaşının olduğuna inanmıyorum. Çocuklarımla birlikte 2002 yılının tüm insanlık için barışa, sevgiye, refaha, mutluluğa vesile olmasını ben Allah'tan temenni ediyorum. Ve özellikle de ülkemizin inşallah bir sıçrayışına şahit olmamıza vesile olur diyorum. Ve tüm milletimizin yılbaşını kutluyorum. Tayyip Bey, Saadet Partisi demiş ki basında çıkan haberlere göre yılbaşını kutlamak günah demiş. Sizce de günah mı? Onların derdi, bilemem. Benim öyle bir tasarruf peki, yetkim yok. Onu Diyanet İşleri Başkanı'na soralım. Peki şey yaptım. Bu söylediğinizde tabii bir ima var içinde. Sayın Erbakan şey yapmış. Sizin için şimdi artık Erbakan eli öpelisi bir lider mi? Yoksa artık siyasi yaşamını tamamlamış, köşesine çekilmesi gereken bir siyaset adamı mı? Hangisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Burak, artık beni kişisel değerlendirmelerden uzak tutarsanız çok memnun olurum. Çünkü programımızı açıklarken, ilkelerimizi ortaya koyarken AK Parti'nin hiçbir zaman kişiselleştirilmiş bir siyaset yapmayacağını söyledik. Ona ters düşemem. Tayyip Erdoğan, Murat Sekmanoğlu, çok çok teşekkürler. 2002 yılınız şimdiden kutlu olsun. Başarılı olsun. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.